Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla yine beraberiz. Bugünkü videomuz Bosch'un profesyonel serisi Dekobaş. Şimdi ürünüm yeni geldi. Sizlerle beraber ben de ürünü şimdi açıyorum. Şöyle açalım. Bu ürünün size tanıtımını yapacağım. Her zamanki gibi zaman zaman biliyorsunuz böyle ürünler alıyorum ve deneyimlerimi, görüşlerimi sizinle paylaşıyorum. Bunda bayağı güzel paketlemişler. Faturamız var. Şöyle kenara koyalım. Şuradan bir çizik daha. Evet. GST 8000E. Bosch'un profesyonel serisi. Dediğim gibi. Şimdi beraber kutusunu açalım. Etiketine de bir bıçak atalım. Evet. Kullanım kılavuzu. Şöyle kalınca bir kitap. Kullanım kılavuzunun olduğu bir kitap. Tabi bunun farklı farklı dillerde yazılmış. Türkçesi nerededir? Ona tabi bakmadım. Daha sonra bakarız. Zaten muhtemelen de Türkçesi yok. Evet. Şuradaki dil seçeneklerine baktığımız zaman varmış, pardon. Orijinal işletme talimatı diye. Türkçesi de varmış. Buna daha sonra bakarız. Bunları da şöyle kenara koyalım. Makineyi şöyle kutudan çıkartalım. Kutuyu da kenara koyalım. Bir adet testere çıktı. Bıçağı çıktı içinden. Bu da neyin anahtarı? Bu da muhtemelen bir şeyin anahtarı. Bakalım. Evet. Bosch'un profesyonel serisi GST 8000E. Bosch'un şurada da bir alyan var. Bunu kablonun üzerine monte etmişler. Daha doğrusu kabloyu bu şekilde yapmışlar. Yani bu alyan bunun üzerinde kaybolmasın diye böyle bir şey yapmışlar. Şimdi her iki taraftan kilitleme muhtemelen, evet, her iki taraftan da kilitleme var. Şu şekilde, yani bastığımız zaman sabit kesim yapacağımız zaman ister şu kısımdan ister bu kısımdan kilitleme yapıp bırakabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bunun tek elle bıçağının değiştirilebildiğini söylüyor firma. Bunlar muhtemelen hassaslık ayarı. Onu tam ben de bilmiyorum. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar.
710 watt, 220 voltla çalışıyor zaten. 710 wattlık bir makina, yani 710 wattlık bir motor var üzerinde arkadaşlar. Bosch'un her zamanki gibi, dediğim gibi, ben cihazların hepsinde genelde profesyonel serisini alıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Emin olun, ucuz mal aldığınızda mutlaka ve mutlaka bir tarafta sizi yarı yolda bırakıyor. Yani size tavsiyem, almışken bir kere alın, iyisini alın. Ben hep bu görüşten yanayımdır. Şurada mandalın altında devir ayarı var. Devir ayarlı bir cihaz. Buradan devir ayarını yapabiliyorsunuz. Şimdi daha önce bir dekobaj almıştım ben aslında. Fakat şu kısımdaki kanallı, rulmanlı bir şey var. Bıçak yatağı var. Şimdi bu bıçak yatağı, buraya bıçağı taktığınızda, şu kısma bıçağı taktığınız zaman, özellikle makineyle kesim yaparken şu şekilde dönüşlerde, ucuz aldığımız makinalarda bu dönüşlerde bıçak bu yataktan çıkıyor arkadaşlar. Ve sizin kesme yönünüzü ister istemez değiştiriyor. Siz ne yaparsanız yapın, kesme yönünü değiştiriyor. Yani hani ucuz makinalarda şu kısım özellikle çok önemli. Yani mümkün mertebe, yine söylüyorum, almışken makinenin iyisini alın. Şu şekilde tek elle bıçak takıp değiştirebiliyorsunuz. Hemen şuradan bıçağı da alalım. Bıçağı da keselim, şöyle çıkartalım. Bosch'un kendi bıçağı bu da aynı zamanda. Şöyle takma işlemini yapalım. Bakın, bastırdım, çıt diye ses geldi. Sökmek istediğimizde de arkadaşlar, şöyle yakından göstereyim. Sökmek istediğimizde şu kısımdaki mandalı şu şekilde çevirdiğimiz anda bıçağı boşa çıkartıyor zaten, gördünüz. Bıçağı boşa çıkartıyor ve bıçağı kanala, şuradaki kanala, yatağa, şu yatağa oturtup üzerine bastığınız zaman, bakın şöyle göstereyim. Oturdu. Mis gibi. Tertemiz iş. Şimdi bir de çalıştırayım ben bunu. Bir de sesini duyalım. Tabii bağlıydı. Tetik. Evet. Bu yüksek devir. Bu da düşük devir. Bunun ne işe yaradığını tam daha bilmiyorum. Onu şuradaki özellikle şunu yine söylüyorum arkadaşlar. Ucuz aldığım makinede bu bıçak bu yataktan çıkıyordu. Ama çalışma hareketine bir bakar mısınız? Yani adamlar harbiden bu işin hakkını veriyorlar. Kim ne derse desin. Bosch'un her zaman için profesyonel serisi. Ben başka hiçbir markaya, hiçbir şeye değişmem. Yani size şunu da söyleyeyim. Yani çoğu marka, bakın özellikle de Made in Çin yazıyor. Görüyorsunuz. Şimdi bunu daha önceki Bosch Profesyonel serisi aldığım cihazlarda da mutlaka ve mutlaka göstermişimdir ve söylemişimdir. Bosch dünya markasıdır. Şimdi şu yazı, bu yazı bunun üzerinde olduğu sürece ve hatta şurada da Almanya patentinin, yani Bosch'a ait olduğunu gösteren bir şey bu, ibare bu. Ne kadar Çin'de yapılırsa yapılsın, Bosch'un
Bırakın boşu. Bugün Sony, Asus, LG gibi büyük firmalar bile artık işçilik maliyetlerinden dolayı birçok ürününü Çin'e yaptırıyor. Neden Çin'e yaptırıyor? Nasıl Çin'e yaptırıyor? Diyor ki ben şu 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 kalitede, şu şu şartlarda ürün yapacağım ya da yaptıracağım. Hatta çoğu firma kendi fabrikasını oraya kuruyor ve kendi imalatını orada yapıyor. Ama tabii Çin'den çıkış yapıldığı için üretim yeri Çin olarak görünüyor. Bu sizi çok fazla şey yapmasın, hani tereddüde düşürmesin. Çünkü dediğim gibi birçok firma işçilik maliyetlerinden dolayı, çünkü biliyorsunuzdur, herkes duymuştur, Çin'de işçilik maliyeti çok çok düşük, 100 dolara, 150 dolara işçi çalıştırıldığı söyleniliyor. Dolayısıyla işçilik maliyeti düşük olduğundan dolayı işte firmalar da birçok ürünlerini Çin'e yaptırıyor. Hatta şu yatağı da size göstereyim arkadaşlar. Şimdi şu yatak, bunu gevşettiğimizde bakın şu şekilde istediğimiz yöne yatay kesim veya çapraz kesim yapabiliyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra zaten bunlar kanallı 45 derece açıyla istediğiniz yönde, zaten şurada görüyorsunuz bakın kanalları. Bunu kızağı kendinize çekiyorsunuz. Hangi yöne, hangi açıyı vermek istiyorsanız veriyorsunuz ve ileri ittiriyorsunuz. 45 derece vermek istiyorsanız, şöyle biraz daha uzak çekeyim. 45 derece vermek istiyorsanız sola mı sağa mı, onun kararını siz vereceksiniz. Ve öne ittirip şuradaki alyanı sıkıyorsunuz. Kendinize çekip tekrar bunu ileri ittirip şu alyanı tekrar sıkıyorsunuz. Açılı kesimde bunun bu. Düz kesim için bu şekilde. Ben beğendim. Çok hoş. Çok kibar. Aynı zamanda çok aşırı da sesi yok. Dediğim gibi zaten boşun kalitesi ortada. Yedek bir tane bıçak çıkıyor içinden. Bir tane alyan çıkıyor. Şurada bir plastik malzeme var ama bunun ne olduğunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Bunu da kitapçığına bakarak çözeriz diye düşünüyorum. Benim şimdilik söylemek istediklerim bu. Size ön bilgi olsun diye bu videoyu çektim. Umarım faydalanırsınız. Umarım faydalı olur. Sormak istedikleriniz olursa yorum kısmından yorumlarınızı alabilirim. Abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.